Bazım, 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 bazım. Bacım gözümü açtım ben uykudan. Geç uyumadım ama genelde saat 12 geçe uyudum. Uykuma gözümü açamıyorum. Ondan sonra her yere yıkılayım. Şu anda Sevecan geliyor Baran'la birlikte. Beni alıp götürecekler. Yüz yüze selam verdim mi? Yüz yüze de selamlar olsun. Bugün belki de şeyden uyuyamıyorum. Yani sevinçten. Dişlerim yapılacak. Yeniden doğacağım sanki. Yeniden. Benim için çok önemli. Öyle önemli var ki bu dişlerin yapılmasına. Daha fazla bu şekilde konuşmayayım ben. Dişim yapıldıktan sonra konuşurum. Sizleri çok öpüyorum. Çok seviyorum. Hep birlikte bu değişimi de göreceğiz. Bakacağız. Sabah kahvaltısı falan da hazırlamadım. Erkenden gidiyoruz. Bilmiyorum bunu paylaşırım size. Ya şöyle düşündüm. Dişlerim yapılınca rahat rahat bol bol çekim yapar paylaşırım dedim. Şimdi insan ekran karşısına da çıkası da gelmiyor bu şekilde. Daha güzel olacak. Daha güzel gülüşler, daha güzel şeyler olacak. Hadi bakalım. Kız ha bu duman nereden geliyor? Aa şurada sobalı evden geliyor. Hep abiler duman oldu ya. Abilere geldi. Neyse hadi öpüyorum gidelim. Başım dönüyor ya. Tansiyonda bir sorun var. Belki de o yüzden oraya buraya düşeyim ben. Şimdi ben asla şeyi bilmiyorum. Bak, buraya şöyle anlatıyorum. Buraya buraya. Buraya buraya. Bundan daha bu terlikten başka da giyemiyorum. Böyle. Birini şöyle atayım. Birini şöyle asansörden de korkuyorum. Asla asansör bilmiyorum. Bizimkilerden hiçbiri bilmiyor. Asansör. Şuralar değil de şuranın merdiveni bana biraz şey geliyor. Hani tehlikeli geliyor. Bana göre ama bana. Şimdi bir iki güne kadar hava alıcı yanımıza alıcı açıldı. Bir iki güne kadar bacakmış. Ne haber Oğuz? İyi ya, ne haber? İyiyim ben de. Kızım. 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 Gerçekten Erkan'ın dün akşam gelip de böyle ansızın bana sarılması, beni öpmesi, gerçek annesini öpermiş gibi. İnsanların da çok hoşuna gitti. Ben de çok mutlu oldum. İnsanlar da çok mutlu oldu. Çok çok çok. Öyle dualar aldınız ki. Çok insanlardan çok dualar aldınız. Annesi gibi, kendi annesi. Zaten Allah rahmet eylesin, kendi annesi vefat etti yıllar önce. Annesi gibi böyle sarıldı, öptü beni. Çok hoşuma gitti. Çünkü çok mutlu oldum. O da benim bir evladım. O da benim bir evladım. Evet, Baran bizi bıraktı. İşinin başına geçti. Çok heyecanlıyım. Bakalım sürece. Güzel kız. Evet canlarım, az önce taktılar ağzıma. Ay, güneş açtı ağzımın içinde. Güneş açtı. Dudaklarımda, dişlerim. Güneş açtı sanki. Onu şimdi enli gelen, uzun gelenleri işte şey yaptılar, törpülediler. O yüzden ölçüye baktılar. Şimdi taktılar. Şu anda da yapıştıracaklar, beni çağıracaklar. Son kez bu dişimle bu şekilde sizinle görüşüyorum, konuşuyorum. Biraz sonra bir baktığınızda hepiniz şok olacaksınız. Hepinize bir sürpriz olacak bu.
Hepiniz çok olacaktınız. Ben çok oldum. Ben artık uçtum, uçtum. Güller açtı, bir gülücükler açtı. İster istemez. Gördük, çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İnsan ister istemez gülüyor ha. İster istemez gülüyor. Şu an gülücüğünü gülmek istesen saklıyorsun mesela bununla. Ama onun da ister istemez gülücüğü. Şimdi ben, o beni galeyana götürdü, o dişi beni şimdi. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bakımlarımı, cilt bakımlarımı, işte şeylerimi, diyetlerimi hepsine başlayacağım. Hepsine başlayacağım. O diş, o dişe kıyılmaz. O görüntüye kıyılmaz. O görüntüyü bu hale getirilmez. Kıyamazsın yani. Ben kıyamam artık. Çok güzel gülüşlerimiz olacak. Ben demedim canlarım sizinle. Ben hep düşünüyordum. Güneş doğacak bir yerden bana. Doğacak. Her türlü doğuyor. Allah'ım hamdolsun. Her türlü güneş doğuyor. Dişimle. Akrabalarım geliyor. Misafirlerim geliyor. Mutluyum. Yedirip bitiriyorum. Evim güzelleşti. Her şekilde güneş doğdu yüzüme. Hamdolsun Allah'ıma. Şükürsün. Birazdan dişim takılı görürsünüz. Bakın bakalım. Çok tatlı oldu. Çok güzel oldu. Ay seninle. Çok güzel oldu. Alışma şeyi yapıyor yani. Çok güzel oldu ama azıcık ağrı var. Güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Çok sevindim. Gerçekten harika yaptın. Alışma zamanı da varmış buna. Şimdi çırt çırt hediye aldım yüzümde. Yeni yavaşıldı. Canlarım, yıllardır hayalime kavuştum. Yıllardır hayalim buydu. Kavuştum. Rabbime hamdolsun. Çok mutluyum. Güzel gülüşlerimiz olacak inşallah. Şu anda daha yeni yeni vuruyor birbirine. Yeni alışacağım. Ama çok heyecanlıydım. Çok mutluyum. Bu çığlık atacağım. Kızım sağ olsun. Eli, elinin emeğinin geçen herkes, herkesten Allah razı olsun. Yeniden doğuş diye buna denir. Yeniden hayata dönmek diye buna denir. Daha kendime bakacağım artık. Ben bu dişlerimin yüzünden bakamadım kendime hiçbir zaman. Aman zaten ya, hayatta en korktuğum şey diş konusuydu. Ve o düşten gittim ben. Korktuğu şeyden insan sınanır ya. Ben dişimden sınandım. Çok istiyordum. Dişlerimin, ben önceden dişlerim benim sırada inci gibiydi ama rengi krem rengiydi. Şey değildi, bir türlü hiç beyaz bir dişe kavuşamadım. Ve şu anda inci gibi dişlerime kavuştum. Şu an çok mutluyum ya. Allah'ım nasıl ifade edeyim bilmiyorum ki. Anne diyor, ağzına çok gidiyor diye. Ben abi burada bir çığlık atayım. Vallahi bir çığlık atayım ya. Ulan bırakın beni, bir çığlık atayım ya. Dişlerime baksana ya. Allah'ım, Allah'ım, Allah. Nasıl da sevindim ya Rabbim. Siz bu duyguyu bilemezsiniz. Belki ya, diş çok önemli. Bacım, kardeşlerim, bacılarım, diş çok önemli. Diş çok önemli. Hayatım boyunca önce biriyle konuşurken herkesin dişine bakardım. Benim dişlerim o zaman sağlam. Ondan sonra kendi dişim böyle olunca kimsenin dişine bakamaz oldum. Güzel dişleri de göremez oldum, görmek istemedim. Çünkü benim dişim, ya nasıl ifade edeyim, daha evde ifade ederim, daha şu an ifadeleri ben bıraktım. Atayım mı dönüşte? Atılıyor. Asaydın keşke. Tamam, dönsün, dönsün gelsin. Beni de şurada, şurada tanemi bekleyelim. Alacak okuldan. Şurada bekleyelim, dönsün. Tamam, orada bekleyeyim. Evde konuşuruz, devamlı evde. Dönüşe bilmem. Gel bakayım, gel. Meydana giden arabaya vereceğim sana, gel. Oğlum, herif yatırken. Yapıştırma şeyleri. Dünyanın en mutlu kadınıyım. Dünyanın en mutlu kadınıyım.
bütün hayallerime kavuştum. Yani çok da fazla gidip gelmedim, gördünüz. Allah razı olsun oradakilerden. Çok hızlı çalıştılar. Dedim ben YouTuber'ım dedim. Ekran karşısına çıkıyorum dedim. O yüzden bir an önce dedim benim dişlerimi dedim. Halledim dedim. Ve çok erken hallettiler. Çok hızlı hallettiler. Allah razı olsun. Geçen perşembe gittim. Bugün pazartesi dişlerim ağzımda, gördüğünüz gibi. Güneş açıyor ağzımda. Ve her zaman güleceğiz. Mutlu gülücüklere diyorum. Mutlu gülücük zamanı geldi çünkü benim için. Mutlu olma zamanı geldi. Gülümseyerek güneş açmanın zamanı geldi çünkü. Bu bugüneymiş. Yıllardır benim hayal ettiğim diş. Yıllardır hayal ettiğim. Ya yıllardır uyuyup uyandığım. Dedim ya ben bir kere de anlattım gene onu. Dişle çok korkuyordum dişlerimden. Çok korkuyordum hani. Gürültü var. Gürültü beni bastırmasın. Dişlerimden çok korkuyordum. Hani dişlerim gider diye. Ta önceden beri. Bu diş şeyi takıntısı bende vardı. Ve korktuğum başıma geldi. Gitti. Gördüğünüz bir kere dişlerimi yaptırmak için İsmet'e gitmiştim. O da yaptırmamıştı. Çok çabaladım. Yaptırılmamıştı. Yapamamıştık. Dışarıda dişçiye gitmiştim. Parasını sordum. O zamanın parasıyla bundan 1,5 sene önce 60 bin liraydı. Şu anda 140-150 yapılır. Dışarıda yapılmaz. Ve ben düşünüyordum ki benim Bağkur'um duruyor ya, ödenmedi ya. Ben bilmiyordum. Bağkur ödenmeyince hani orada birikim yapıyor. Ama kapattırımız dondurulmuş değilmiş. Benim Bağkur'um dondurmamışım ben. Birikim yapıyormuş, üstüne de faiz katıyor tabii ki. Ama ben şimdi Sevilcan bunu araştırmasaydı, Allah razı olsun kızımdan, araştırmasaydı ben bugün bu dişlere sahip olamayacaktım. Hala bekliyor olacaktım. Belki de bilmeden dışarıya yaptırmış olacaktım ama nasıl? İşte o yüzden diyorum ki zilkonu bile bilmiyordum ben. Bu zilkon. Zaten o zaman dediler zilkonu, kolum ağrıdı. Şöyle yapayım. Zilkon gerçek dişten ayırt edilmiyor dediler. Gerçekten de doğru. Bir de önce ben alt dişimi zaten daha önce yaptırmıştım. Onu söktüler de zilkon yaptılar şimdi. Alt dişimi yaptırmıştım. O da ikide bir parça parça çıkıyordu. O porselendendi. O porselen dişe ben alışamamıştım. Hep midem bulanıyordu ilk taktığımda. Yıllarca da alışamadım ben ona. Hiç alışamadım. Buna anında alıştım. Gülmeye alıştım. Aynen eski ağzım gibi oldu. Hani benim eskiden dişlerim dediğim gibi aynen böyle sıralıydı. Herkes bana yaptırılmış diş diyorlardı. Önceden 25 yaşlarında falan. Kız yok benim dişim. Ağzımı böyle yapıyordum. Bakın yaptırılmış mı dedi. Ama benim yüzümde bir burnuma derlerdi yaptırılmış diye. Asla yaptırılmadı. Bir dişime derlerdi. O zamanlar zayıftım ve güzeldim. Dişlerim pirinç gibiydi böyle ama şey yani hizaya dizili gibiydi. Yani bir inci gibi diziliydi ama kemik renkti. Bu renk değildi. Ben şu anda öyle bir çığlık atmak istiyorum. Belki bir gün bir yaylaya götürürler. Ben de orada bir çığlık atarım ben. Buralarda çığlık atsam beni delirdi sanacaklar. Bilmeyecekler ki, bilmiyorlar ki yıllardır benim hayalim ve özlemim. 190 derece değişim. Görüyorsunuz değil mi canlarım? Artık bundan sonra hep gülmek var. Hep böyle sıkıntı. Bak diş çok önemli ağızda. Diş konuşmayı değiştiriyor. Diksiyonu değiştiriyor. Diş serileştiriyor konuşmanda seni. Diş çok önemli. Dişle mutlu oluyorsun. Mutluluğun gerçekleşiyor. Çok önemli. Güzel, sağlıklı gülümsemeler diliyorum hepinize. Güzel, sağlıklı dişler diliyorum hepinize. Hepinize öpüyorum. Ben çok mutluyum. Bunu hemen atayım size de gelsin. Siz de benimle mutlu olun. Ben çok mutluyum. Artık bundan sonra artık geçeceğim sürekli kamera karşısına. Güleceğim de güleceğim.
Güleceğim de güleceğim. Allah'ım gülmeler versin. Neşeli gülmeler versin. Neşeli gülücükler versin. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Akşam görüşmek üzere. Gerçi akşama kadar bir bakarsanız, bak gitmedim hala buradayım. Bir bakarsanız anında canlıya gitmişim. Sizinle canlı canlı konuşuyorum. Öpüyorum.